Herkese merhabalar Tonguç eğitimi. koni açılımını yani açılımını evet. ve yüzey alanını göreliyorsunuz. Hazır mısın Selal? Hazırım hocam. Yani koni dediğimiz zımbıdın ne olduğunu biliyorsunuz. Şöyle bir şekilde. Külahın ters çevirmiş hali. külahın ters çevirmiş hali. Tonguç'un um bak koni dediğimiz şey ucu sivridir evet. ve alt tarafı da bir dairedir Tonguç. Görüyor musun? Bir daire evet. şeklinde. Şimdi gel bakalım açılımına bakalım. Tonguç koniyi açtığımız zaman karşımıza şöyle bir şekil çıkıyor. Bir tane ee, şöyle bir alan çıkıyor. Evet hocam. Bir de alt tarafı olan daire çıkıyor öyle. Şimdi biz bunu nasıl adlandırıyoruz biliyor musun evladım? Sektör olarak adlandırıyoruz. Yani Çok sektör alanı dediğimiz zımbırtı burası. Burası sektör oluyor. Burası da dairenin alanını oluyor. Anlaştık mı evladım? Evet hocam. Dairenin alanını hesaplayabilmek için yarı çapını bilmek zorundayız. Ama bu sektörün alanında ise aslında şurada A dediğimiz ana doğrunun e, uzunluğu büyük dairenin yani sektörün yarı çap oluyor. Anlaşık mı öyle? Anlaşık hocam. O zaman koni dediğimiz zımbırtıyı bu şekilde açıyoruz dedik. Burada da bir açı oluşuyor. Hiç dikkat ettin mi? Bu açının ne olarak adlandırıldığını bilmek zorundasın. Merkez açı diyoruz biz bu açı. Merkez açı. Harika. Merkez açı burası. Merkez açıyla ilgili çok önemli bir bak burası da bizim yarı çap burada merkezde çok önemli bir formül var. Bunu mutlaka bilmek zorundasın. Hocam. Alfa bölü 360 yani alfanın 360'a bölümü merkez açının 360'a bölümü eşittir. Yarı çap bölü ana doğru. Yani bu büyük dairenin yarı çapı oluyor aslında. Anladım. Anlaştık mı? Şimdi ee, burada şunu bilmemiz gerekiyor. Hemen e, bu bir dik koni evladım. Bu bir eğik koni. Bu zaten bunu çok rahat görüyoruz. Bunu gibi mi hocam? Harikasın. Çok güzel. Bu bir koni mesela, koni şeklinde. Tonguç bak bu bir dik koni. Arabanı çekmişler hocam. Bu Dubai'de oraya koymuşlar. Harikasın. Bak burası yüksekliği aslında değil mi? Evet hocam. Aynı zamanda bak bunu eğik bir şekilde çizersem yüksekliği yine burası oluyor Tonguç. Ama bak en tepe noktasından tabana çizilen diktir tamam mı evladım? Bak dikkat et yüksekliği koninin içinde olmuyor. İçinde olmayınca biz buna eğik koni diyoruz. Buna da dik dairesel koni diyoruz. Bu da eğik dairesel koni ama eğik buna, buna dik buna eğik diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Süper zekisin. Dik koni kendi eksenine göre dönme simetrisine sahiptir Tonguç. Yani çok basit bir şey göstereceğim sana. Simetrisine sahiptir. Bak bu koni ya Tonguç. Evet. Ben bunu istediğim kadar gerçi oğlum istediğim kadar döndüreyim yine aynı şekil çıkmıyor mu Allah aşkına? Evet hocam. Yine aynı şekil çıkıyor. Görüyor musun bak hep aynı şeyi görüyorum ben. Evet hocam. Dolayısıyla hatta Duba buradaymış. <laughs> ben bunu çevirsem dik dairesel koniyi şunun etrafında çevirsem böyle böyle turlasam pop 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 po, topaç gibi. Hep aynı şey Aynı şekilde topaç da aynı şekilde çalışıyor böyle e, yerin üzerine döner falan böyle böyle döner hep aynı şey çıkıyor. Anladım hocam. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi şunu unutmayalım. Taban yarıçapı 8 cm. O zaman burası 8. Açılımını vermiş bize. Yanal yüzeyi yarıçapı 64 cm. Yani şurası 64 Yuh. Yanal yüzeyinin yarıçapı dediğimiz zımbırtı aslında neydi? Ana doğrusuydu. Daire dilimi olan dik konuda yan, yanal yüzeyi oluşturan daire diliminin merkez açısı kaçtı demiş. Neydi formülümüz? Alfa bölü 360 eşittir. Ee, r bölü a'ydı değil mi? Bak küçük evet. yarıçap bölü büyük yarıçap aslında. Küçük açı bölü büyük açı 360'tan daha büyük bir açı yoktur. Küçük yarıçap bölü büyük yarıçap. Bu formülü bildikten sonra hemen yapmamız gereken şey yerlerine koymak. Alfa'yı soruyor zaten bize. Alfa bölü 360 eşittir r'si küçük r'si 8'di. Büyük r'si 64 değil mi öyle Evet hocam. 8 64'ü sadeleştirdik işte mi? 1 8 kaldı. O zaman 8 alfa işler dışlar çarpımı yaptım. 8 alfa eşittir 360 diyorum. E, alfa eşittir 45 mi çıkıyor? 4'e e böldüm. 90. Evet. 45 çıkıyor diyebiliriz. Merkez açısı 45 dereceymiş. Birazcık büyük çizmişiz ama 45 dereceymiş. Dikkoninin ana doğrusu kaçmış? 30 O Hocam beni niye tozun paşa gibi çizdiniz? Evladım birazcık fazla diyeti kaçırmışsın. Hocam ee, bu fazla... nedir yani? Pakize teyze gibi çıkmış hocam yapmayın ya. Burada böyle çıkmışsın ama böyle değilsin normalde. Teşekkür ederim hocam. bu... hocam. Yani evet. Arkadaşlar beni göremiyorlar yanlış tanımasınlar hocam ben böyle değilim yani. Biraz daha 2-3 kilo daha zayıfım hocam. Evet daha iyi o zaman. Teşekkür ederim. Aa, Burası ana doğrusu 30 köküç. Bunun yarı çapı 15 köküçmüş ya. Yüksekliği nedir demiş. Abicim hemen o zaman buradan dik indiriyorum ya. Dik indirdikten sonra bunun yüksekliğini bulabilmek için şurada bir pisagor yok mu Allah aşkına? Evet hocam. O zaman bak yüksekliğinin karesi artı bunun karesi. Bunun karesi de 225 çarpı 3'tür. Eşittir. Bunun karesi 900 çarpı 3'tür. Ben bunu bundan çıkardığım zaman ne biçim sayılar çıkmış? <laughs> Acaba daha basit bir yöntem olabilir mi Tonguç? Aa, oha bakar mısın? Bak burası dik üçgende bu. Bunun iki katı burası. Evet. 15 katı. O zaman burası 30 derece. Burası 90 derece. 30 çünkü 90'ın 30, karşısındaki 30'un 30 90. karşısındaki burası da 60 derece o zaman. 60 derecenin karşısındaki de, 30'un karşısındakinin kök katıydı. O zaman 15 kök ben kök çarparsam kök üç ne der? 3 eder. 15 kere 3 eder. O zaman 45'tir. Oh Aa, be. harika bulduk. Harikasın. Koni'nin yüzey alanını hesaplamak için ise formülümüze gelelim. Artık gerçeklerle yüzleşelim olmuş Koni'nin yüzey alanını açtığımız zaman şurada bir sektör oluşuyor dedik. Bir de dairenin alanı oluşuyor dedik değil mi? Evet hocam. Dairenin alanının formülünü zaten biliyorduk. Pi re kare. Peki yanal alanının formülü nedir biliyor musun evladım? Hani buraya A diyorduk ya ana doğrusu. Buraya R diyorduk ya. Buraya A diyorduk. Buraya A diyorduk. Burası R diye. Yanal alanının formülü ise paradır evladım. Aa, pi re A. Para. P, P, R, A. O zaman bak P, R, A da yan alanını veriyor. O zaman yan alan deyince bu formülü kesinlikle ezbere bilmen gerekiyor. Bunu sakın unutma. O zaman neyle çarpıyor? R ile A'yı çarpıyoruz. P ile çarpıyoruz. Yan alanını uçuruz. Yanındaki şekilde yüzey alanını bulalım demiş. Yüzey alanını bulurken iki topaç birbirine verdiyse yani şöyle bir şekilse bir kere taban alanını yani dairenin alanını hesaplamamıza gerek yok. Ne hesaplamamız gerekiyor? Bunun yan alanını hesaplayacağız. Bir de alt tarafın yan alanını hesaplayacağız. Evet hocam. Bunun yan alanını nasıl hesaplayacağız sonuçta? Bunun yanında hesaplıyorum ki bak burası 15, burası 36 ise hayda diyorsun. Ya ben bunun bak 8 15'i gördün mü Tamuç? Evet hocam. O zaman 8 15 17 üçgeni olduğunu söyleyebilirsin Pisagor'dan değil mi? Hani burası 8 15 17 üçgen diyebiliriz. Aynı şekilde 15 36 ne olabilir diye düşünün zaman ben 5 kere 3 15'i görebiliyorum. 45. 12 kere 3 15'i görebiliyorum. 12 kere 3 36'yı görebiliyorum. Evet. Bak 5'in 3 katı. 12'nin 3 katı. O zaman 5, 12, 13 üçgeni vardı ya. Bak evet. burada hemen sana göstereyim. 5, 12, 13 üçgeninde buraya 36 demiş arkadaş. Buraya 15 demiş. Bak bu bunun üç katı, bu bunun üç katı. O zaman bunun üç katı 39 olmak zorunda Aa. diyor. Şimdi bunun yanı alanını nasıl hesaplıyorduk? Parayla hesaplıyorduk. Ee, para dediğimiz şey de 3 diyelim. Hani pi 3 olsun sallayalım. Veya pi'ye pi de diyebilir. R'si neydi evladım? Bunun yarı çapı 15'ti. 15 çarpı... A'sı neydi? Ana doğrusu 39'du. Bunun yanılığı. Şimdi bunun yanılığı hesaplayalım. Pi çarpı yarı çapı neydi? 15'ti. Çarpı yana A doğrusumuz, ana doğrumuz nedir? 17'dir. Bu da bunun alanıdır diyebiliriz. O zaman bu ikisini bulduktan sonra toplayacağım. Hatta buna da 3 diyelim. 45 çarpı 39 45 çarpı 17. Hadi birazcık daha cinlik yapalım. 45 parantezinde alalım. 39 artı 17 diyebilir miyiz Tonguç? Evet hocam. 39 artı 17 kaç eder Allah aşkına? E, ee, 40 olsaydı 57 ederdi 56 edecek. O zaman 45 çarpı 56. 2520. 2520 bizim e, yana alanımız diyor Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç üşenmiyorsun. Tamam duracağım. Tonguç Hanım konuda video bu devam ediyor evladım. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.